Milli Piyango bileti almadım. Çıkmayacağını bildiğim için tahminden de öte bilet almadım. Bilmem siz aldınız mı? İşte çeyrek bilete çıktı dediler. Onun da üçü satılmamış, biri satılmış. Değil mi çeyrek biletin? Neyse, Milli Piyango'nun özelleştirilerek Demirörenlere ve İtalyan ortağına devredilmesinden sonra Talih Kuşu'nun da eski tadı kalmadı. Bayiler de satışların düşüşünden şikayetçi. Hiç kimseye yaramıyor diyorlar. Dolayısıyla güvenin olmadığı yerde satış da olmuyor. Bir zamanların talih kuşuydu Milli Piyango. İtalyan şirketle Demirören'e geçtiğinden beri talih kuşuna güven azaldı. Bizim özellikle Milli Piyango'nun Demirören Şirketler Grubu'na devredilmesiyle birlikte varlık fonuna devredildi. Varlık fonu işletme hakkını İtalyan Demirören Şirketler Grubu Sisal AŞ'ye devretti. Bu Sisal AŞ'ye devredilenden sonra bizim Milli Piyango işletme hakkı. Dolayısıyla bayilerimizle orayla sözleşme yapmak zorunda kaldılar. Sözleşmeler yenilenmedi. Bayiler tek tek kapandı. Ayakta durmaya çalışan diğer Milli Piyango bayileri ise talih kuşunu yeni yılda satamadı. Çünkü kar marjlarının düşük tutulması nedeniyle bayiler bilet satışına çıkamadı. Türkiye genelinde 8 bin civarında gezici ve sabit Milli Piyango bayi varken şirkette sözleşme yapan bayi sayısı bugüne kadar 1000 civarında. Bu 1000 civarında bayinin de yılbaşı bilet satışlarında Türkiye genelinde 460 bayi satışa çıkabildi. Milli Piyango idaresindeyken bizim kar marjımız sayısal bayilerinde %7, Milli Piyango bayilerinde de %9.75'ti. Şirkete devredilenden sonra, orayla sözleşme yapandan sonra bizim kar marjlarımız seyyar ve sabit Milli Piyango bayilerinde 4.25, sayısal bayilerimizde de 3.25'e kadar geriledi. Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, kar marjlarının yükseltilmesini talep etti. Biz artış beklerken, bu ekonomideki kırılganlık, pandemiden doğru kapanma ve zorluklar yaşanırken, biz artış beklerken bir de bizim kar marjlarımızın yarı yarıya düşürülmesi, bunun artık nasıl bir vicdan, nasıl bir yönetim anlayışı, inanın insanın kabul edeceği bir durum değil. Bilet satışındaki azalmanın sadece güvensizlikle ilgisi yok. Koronavirüs pandemisi, girdi maliyetleri ve gelen zamlarda tuzu biberi oldu. Milli Piyango biletine ulaşmak artık hayal oldu. Yılbaşı ya. Milyondan çekiliyor yılbaşı. Ah Hüseyin abi, bayiler adına açıklama yapan, kameraya konuşan güzel abim, vicdansız mısınız diyor, bu nasıl şey, şaştık kaldık demekte. Şaşıp kalan sadece sen değilsin. Olup bitenler karşısında hepimiz şaşkınız da bir türlü bir araya gelemiyoruz. Üzümün çöpü, armudun sapı derken birbirimizi beğenmiyoruz, yan yana duramıyoruz, bir araya gelemiyoruz. Asgari müştereklerde birlikte davranamıyoruz. Aynı mesleğin sendikaları dahi yan yana gelemiyorlar mesela, güçlerini birleştiremiyorlar. Eğitimsen bir çağrıda bulunuyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na itirazlarını dile getiriyor. Tasarının öğretmenlerin statüsü tavsiye kararına göre hazırlanmadığını belirtiyor. Geri çekilmesi için de tüm eğitim sendikalarını birlikte hareket etmeye davet ediyor. Öğretmenlerin statüsü tavsiye kararını temel almayan meslek kanunu kabul edilemez. Öğretmenlik Meslek Kanunu meclise sunuldu. Pazartesi günü görüşmeler başlayacak ancak tartışmalar devam ediyor. Eğitimsenli öğretmenler bir araya gelerek geri çekilmesini talep etti. Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı derhal geri çekilmelidir. Kanun milyonlarca öğretmen ve öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Sendikaya göre kanun Uluslararası Çalışma Örgütü ve UNESCO ortak belgesi olan öğretmenlerin statüsü tavsiye kararına uygun hazırlanmadı. Bu yüzden tüm eğitim sendikalarına çağrı yapıldı. Eğitim alanında örgütlü tüm sendikaları birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Kanunun yeniden yapılandırılarak tasarının meclisten derhal geri çekilmesi bekleniyor. Öğretmenlerin statüsü tavsiye kararları bir bütünen incelenmeli, onunla uyumlu bir düzenleme içerisine girilmeli. Yine tüm öğretmenlerimizin
görüşleri alınabilmelidir. Kanunla birlikte birçok karar Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakıldı. Memurların, kamu görevlilerinin hak ve yükümlülükleri göz ardı edildi. Adaylık kaldırma sınavı kaldırıldı. Öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen gibi basamaklar yaratılarak öğretmenler arasında hiyerarşi oluşturuldu. Özel okullardaki öğretmenlere ilişkinse bir düzenleme yapılmadı. Özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın hakları konusunda hiçbir düzenleme konulmamıştır. Şanlıurfa'da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in İl Milli Eğitim ve Okul Müdürü'ne yönelik söylemine de tepki gösterildi açıklamada. Bunu kınıyoruz. Bunu öncelikle ifade edelim. Bu tepeden bakış, bu sektör anlayış zaten böylesi bir öğretmenlik meslek kanunu tasarısının ortaya çıkmasına yol açtı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayacakmış bu akşam. İlk böylesi yayında ilk tecrübesi, ilk deneyimi olacak. Kameraların karşısında nasıl davrandığını Şanlıurfa'daki okul denetiminde gördük. Kameraların önünde okul yönetimine ya para isteseniz verirdim ben diyor. Yani istediniz de vermedik mi diyor. Niye bu çocukları bu durumda bırakıyorsunuz diyor, azarlıyor. Okul yönetimi de gerilmiş. Onlar da öğrencileri, öğretmenleri azarlayacaklar muhtemelen. Zincirleme bu iş. Dün akşam da konuşmuştuk. Okullardan söz etmeye devam edeceğim ama öğrencilerden bahsedeyim. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden. Muhalefet ne yapabilir deniliyor. Hani muhalefet ne yapsın? Hani sokağa çıkmaya ön ayak olmayacaksa barışçıl protestolar için. Sokağa çıkmış, barışçıl protesto hakkını kullanmış olanlara sahip çıkabilir mesela diyenler var. Olması gereken bu. Hakkı yenenlere, hak ihlaline uğrayanlara sahip çıksın deniliyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, hakim karşısına çıkacak tutuklu Boğaziçi öğrencileri Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti bugün. Ben bu ziyareti çok önemsiyorum. Caner Perit Özen, Ersin Berke Gök, Boğaziçi'li öğrenciler, Rektör Naci İnci'nin şikayeti üzerine tutuklandılar. Aylar sonra duruşmaları görülecek. O duruşma öncesi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Boğaziçi'li öğrencileri ziyaret etti. Özel cezaevinde görüştüğü öğrencilerin kendisine anlattıklarını paylaştı. Buradaki en büyük sıkıntı derslerimizin aksaması. Arkadaşlardan notlar istiyoruz. Avukatlarımız aracılığıyla geliyor ancak ciddi biçimde bir gecikmeyle karşı karşıyayız. Benim suçum önce okulumuzun geleneklerine uygun olmayan bir rektöre direnmek. Ardından onun yerine gelen rektöre yine direnmek. Bizim yaptığımız protesto etmekti. Güvenlikçiler gelip saldırmasaydı patırtı gürültü olmayacaktı. Enis Berke Gökse serbest kalamazsa okulunun bir yıl uzayacağını anlattı. Bu sene mezun olacağım. 6 dersim kaldı. Buraya girmek çocukluk hayalimdi. Mezun olduktan sonra teorik fizikte akademisyen olarak çalışmak istiyorum. Yeni rektör fizik bölümünün hocası. Ona bu görevi nasıl kabul ettiğini sorduk. Arbede yaşanınca bu arbede sırasında arabanın üzerine çıktım. Ben veganım. Bir hayvanın tüyüne bile kıyamam. İnsana mı zarar vereceğim? Yarın eğer serbest kalmazsam ömrümden bir yıl çalınacak. Serbest kalırsam mezun olacağım. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ziyaretin ardından değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin rektör seçimi ve protestoya tahammülde Kenan Evren döneminin gerisinde kaldığını söyledi. Yarın bırakılmaları gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir yılı aşkın süredir yaşananlar gösteriyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi ülkenin en parlak öğrencilerini bilimden, akademiden ve bu ülkeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Demokratik protesto hakkına, ülkenin gençlerinin seslerini çıkarabilme hakkına ve özerk üniversite mücadelesine herkesin sahip çıkması gerekiyor. Özel CHP heyeti olarak duruşmayı takip edeceklerini söyledi. Herkesi duruşmaya çağırıyoruz diyerek destek çağrısında bulundu. Bugün mesele umuttur. Mücadeleye devam edeceğiz. Başka bir dünya mümkün. Daha önce de biraz aşağıya yaşadık. Size olan gönlünüzde tamam mı? Zamanında görüşürüz. Metin Lokumcu, Metin öğretmenin davası bu ülkede barışçıl protesto hakkını kullanmak isteyip başına iş getirilenler için bir sembol davadır, çok önemlidir. Bugün görüldü Trabzon'da.
duruşma ara verildi. Az evvel duruşmaya yarın sabah devam edecek. Bugünkü duruşmanın çok önemli bir özelliği vardı. İlk kez sanıklar mahkeme salonuna getirildi. Detayları anlatayım. Ve mahkemede ilk kez izletilen görüntüler var. O görüntüler ekrana geliyor. Bu ilk kez izletilen görüntülerde görüntüleri izliyorsunuz. Metin Lokumcu, Metin Öğretmen hepsinde olayları yatıştırmaya çalışan davranışlar sergiliyor.